Yeni bir videodan tekrardan merhabalar. Şimdi şöyle bir ortalık süpürdüm, derledim. Dünkü kekim burada. Misafirlerim geliyor. Hemen Migros'tan da bir şeyler söyledim. Sütüm yoktu, süt aldım. Şöyle iki tane Haribo. Şimdi yenmeyecek bunlar. Bir tane mantım vardı, bir paket daha aldım. Bir de patates aldım. Birazdan yeriz, tamam mı? Yapacağım arkadaşlar da. Fazla olsun, az olmasın. Kekimi zaten dün yapmıştım biliyorsunuz. Bardakları falan hazırladım. Çayımı birazdan demlerim. Tabaklarımı koydum. Sonracığıma çamaşırlarım da maşallah. Bir sürü yine mübarek. İyice kurusun. Bugün hava güzel çünkü. Mantımı yaptım. Yoğurtlu salça koydum üstüne. Öyle kuru yemişlerimden koydum. Çayımı demlerim. Sonra bir kahve patlatırız derken öyle güzel bir oturma olur. O zaman artık onlar gelince açarım tekrardan. Biraz yemek çok büyük bir şey değil. Kusura bakma. İyi günler. Ya ne? Ya hani aynı gelişim yani, için. Ya olsun. Duruyoruz ya. Biraz. Küçük bir şey. Daha ileri alışamam. Saçmalama. Gelişmeyeceğim gibi. Efendim. Anne. Biraz. Ooo salata kaseleri. Hmm, kalpli kalpli. Allah Allah. Bir gel. Birazcık çok koyacağım. Çok güzelmiş ama ya. Tam sana da kıyafet. Ben şimdi dışarı ama dedim. Valla çok güzel. Sana da kıyafet. Eğilir. Bir de ikili valla çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Tamam. Gel otur şuraya. Ya bu tarafa otur ki. Ben sana yetersin. Aa kek de var Mira. Kek de vereyim bir de. Kek de var. Harika teyze kesti. Hayır Mira, demek yok. Çocuklar çay içer mi? Yok kanka içmez. Kek bir dilim sadece, küçük bir dilim. Evet, çekirdek. Hava soğuk muydu, sıcak mıydı? Ben hava güneşli yap, çok güzel. Ama soğuk gibi mi? Öyle ya, ama çok soğuk gibi. Değil mi? Aynen. Evet, çekirdeği de sen iç diyebiliyor musun kızım? Ben iç diyeceğim sana, bekle. Mantı vereyim mi? Asya. Vereyim mi mantı? O zaman kek vereyim sana, tamam mı? Kek, Asya. Tamam, sade zaten. Asya. Tamam, çalışıyorum. Kek yiyeceksin biri, otur kek. Geniş ne? Şu dolapta ne olmuş çünkü. Sonra. Değil mi? O zaman yani mantı koyacağım biraz daha. O yüzden az koymuşum mantıyı. Geniş geniş he. Taş yapacağız. Dur oğlum Ercan. Bak az var tamam. Tamam onu ye biraz kek ye tamam hadi. Dur dur. Sen masaya koy hadi. Yardım et bana masaya koy. Hadi. Sen çok şey yaptın ben sana. Ne güzel kek ya. Yeğenimin kekini götüreyim. Kanka havuçlu, tarçınlı, ceviz. Dün yaptım bunu. Bu kek kaçmaz böyle bakalım. Tamam sen. Buraya kaçmaz diyeyim. Değil mi? Nasıl mutlu olur? Ekmeği yerirsin yani. Çocuk çocuk. Hadi bakalım. Egemen de kekini yesin. Mira da kekini yesin. Herkes kekini yesin. Çıkma, çıkma. Oğlum bırak. Çıkma. Güzel kek yapmışım.
Kırılır aşkım, kırılır. Koy masaya koy hadi. Acele etmeyin. Benimkimi de. Şimdi de. Tek benimkine sağ ol bakalım. Tik de amcık koydum. İçin için hepsini için bakayım. Oyun mu öyle? Tamam. Yes. Hepsini için tamam mı? Tamam. Aferin için. Çok. Hadi tamam. Oo. Dolaba koyalım mı? Kalem dök beni güzelce için. Siz kalemlere bakın. Tamam. Tamam, annenize koyacağım. Annenizden alın, tamam mı? Tamam. Yes! Yavaş oğlum. O da benim. Getiriyorum şimdi, bekleyin, dur. Ben de. Okullar tatildi. Afiyet diyeceğiz. Okullar bize tatil. Evet. Bugün annelere de tatil. Bugün hiç bahsedemedim ne olduğuna bitti. Daha az önce eve geldik, üstümüzü başımıza çıkardık, elimizi yüzümüzü yıkadık derken daha yeni oturdum yani. Saat tam 4:05 var. En son dün de kalmıştık. Dünden sonra bugün yine hep beraber bir kahvaltıya gittik. Kahvaltımızı ettik sahilden. Stimola AVM'ye geçtik, bayağı bir yürüdük. Çocuklar sahilde oyun oynadılar, işte koşturdular birlikte.
Stimol'da tekrardan işte oyun alanında oyun oynadılar. Bayağı güzel, keyifli vakit geçirebildiğimiz kadar geçirdik 5 tane çocukla. Yine de korktuğumuz kadar olmadı. Güzelce onlar da oyun oynamış oldular, enerjilerini atmış oldular. Şimdi Egemen'e yemek yedirmem gerekiyor. Yemeğini yedireceğim, sonra duşa sokacağım. Sonra da artık babam gelir, 8 gibi de Anıl gelir. Öyle kısaca bir özet geçmek istedim yani bugün. Çünkü hiç açıklama yapmadığımı fark ettim. O zaman artık tekrardan yarın açarım. Ya da artık başka bir gün bakacağız duruma göre. Şimdilik hoşça kalın. Hemen hazırda patatesim vardı, onu koydum pişmek üzere. Şurada da yine hazırda kurtarıcı, hayat kurtarıcı vallahi. Airfryer'a köfte attım hemen 8 tane. Akşam yemeğimiz bu şekilde olur. Bak bir salata yaptım kendime, soğanlı domatesli. Egime de mantısı vardı, mantısını yediriyorum. Ketçap marizimi çıkardım. Çamaşırlarımı halledeceğim birazdan. Bugünlük işim tamam. En son dün de kalmıştık. Dün bir açıklama yaptım bugün. Mutfak dolaplara giriştik arkadaşlar. Güzelce domestosu falan mutfak dolaplarını sildik. Buzdolabının içini dışını sildik. Fırını sildik. Mikrodalgayı temizledik derken saat 2.30'da işimiz bitti. Sonra hazırlandık. Bir dışarı çıkalım dedik. Bu da bugün öğleden önce zaten okula gidiyordu biliyorsunuz. Öğleden sonra da öyle bir çıkaralım dedik. Saat 9'da kalkırız zaten. Çok kalmayız. Akşama yemeğimiz de var. Kuru fasulye yaptığını. Ben de yana domates çorbası yapmayı düşünüyorum. Domatesli, biberi falan. Onları da yaparken bir gösteririm size de. Sonra da bu videoyu çok uzatmam. Çünkü cumartesi sabahı misafirlerim gelecek inşallah. Bir aksilik çıkmazsa yine o zaman vlog açarım diye bu videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Tekrardan görüşürüz. Şimdi kahvemi içeceğim. Saat şu an 5'i 9 geçiyor. Şöyle bir acuka aldım Peçiko'dan. Bir de şöyle biraz tartolet aldım. Akşam yemeğimiz kuru fasulye. Ben şimdi domates çorbası yapacağım. Ondan yemek istiyorum. Artık bu kekte atma vakti geldi. Mutfağı dediğim gibi şöyle güzel bir dolap kapaklarıdır vesairedir. İşte fırın içidir, mikrodalganın içidir, buzdolabının içidir. Ay, kameraya çarptım. Hep buralarda kırmızı lekeler, izler vardı. Mis gibi. Şöyle bakın. Bunları da temizledim. Pas ve kireç çözücüyle temizledim. Mutfağım 10 numara 5 yıldız oldu vallahi. Güzelce her tarafı temizlemiş olduk. Burası biraz dağınık. Çekmecelerim dağınık olabilir. Evet, şimdi ben güzel bir domates çorbası yapacağım. Ben çok toktum, yemek şey yapamadım. Bir de gerçekten şey istedi canım ya, domates çorbası dünden beri dedim aldırım ya sana biber. Canım çekiyordu yani. Soğan doğradım, bir tane sarımsak koydum, buzlukta vardı, hemen onu çıkardım. 4-5 tane ondan koydum. Kırmızı biber koydum bol bol. Ve domatesimi koydum. Şimdi de güzelce zeytinyağımı koyuyorum. Normalde ben bunu fırına atıyordum da. Ne bileyim, şimdi airfryer'a atayım dedim. Şöyle güzel bir yağımızdan koyduk. Sebze bölümünü alalım. Dakika bakarım ben, ara ara yine şey yaparım. Kaç şey verdi sıcaklığı? 180 dereceye verdi. Şöyle sebze bölümünde güzelce bunlar közlensin. Tereyağını koydum. Şöyle ben buzlukta tutuyorum tereyağını çoğunu. Kilisini de aşağı indiriyorum. Dolapta duruyor. Buzluktan çıkardım hemen. Salça koyacağım. Bir yemek kaşığı un. Azıcık daha. Kavuralım. Nasıl tereyağı koktu şu an? Biraz altını iyice kısalım bunu. Yanmasın tereyağımız.
birazcık salça, sonra bakın nasıl pişti, bakar mısınız? Bir 4 dakikası daha var ama o kadar güzel piştiler ki. Sonra blenderdan geçireceğim. Su koyacağım, blenderdan geçireceğim. Tuzunu koyacağım. Karabiber bitti. O kadar pratik ki. Üstüne kaşar isteyen çıtır ekmek koyuyor. Mis gibi yiyeceğim. Süzgeç gibi vardı ya. Ne deniyordu ona? Neyse şununla. Aldım salçalı ve ekledim. Kavurdum. Ya kim bilir kabuklarını soyuyor da ben hiç soymayacağım vallahi ya. Direkt koyacağım. Zaten blenderdan geçmiyor bu kardeşim bu. Çok da önemli değil. Buna direkt köz tadı geliyor bu arada. Hani isterseniz fırında, isterseniz benim yaptığım gibi air fryer'a atın. Bu köz tadını alıyorsunuz. Bayağı bol yapmışım ya. O zaman suyunu fazla eklemek lazım. Ve kesinlikle tereyağlı yapın. Tereyağsız tadı çok da iyi olmaz diye düşünüyorum. Tuzunu koyayım sonra. Bir saniye biraz kısalım. Ne kadar tuz yeter sence buna? 2-3 tane değil mi? Karabiber ve kırmızı toz biber koyacağım. Aynen. Üstüne de biraz krema ya da süt gezdiriliyormuş. Ben kremamı açmak istemiyorum. O yüzden çok az belki süt gezdiririm. Şöyle el yapımı toz biberimiz bu bizim. Bu kadar yeter. Güzelce bakar mısınız? İyice sıvı hale getirdim. Şimdi tabağıma koyacağım. Kaşarımı rendeledim. Hemen yiyelim bakalım. Ay çok güzel gözüküyor. Ben süt ya da krema koymadım bu arada ya. Hiç şey yapmak istemedim. Bozmak istemedim o tadı. Bol kaşar koyuyorum. Ay. Bu ne? Bu ne? Bayağı bol kaşar koydum ha. Nasıl eridi? Şuna bakar mısın? Kremaya gerek yok. Zaten kaşar var ya. Nasıl eridi, nasıl güzel eridi. Ben bir yandan şimdi çorbamı içerken artık bu videoyu da kapatıyorum burada. Çünkü dediğim gibi tekrardan yeni bir vlog başlatacağım misafirlerim. Gelmeden önce de başlatabilirim. Geldikten sonra zaten devam ettireceğim. O yüzden bu videoyu burada kesiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ve bu tarifi kesinlikle deneyin, denemeyenler için söylüyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.